Şu anda duyduğunuz ses arkadaşlar, kayıt aldığım, video kaydı aldığım cihazın kendi mikrofonu üzerinden hiçbir müdahale olmadan dinlemektesiniz. Bundan sonra göstereceğim 3 tane farklı çalışma var, 3 tane farklı kayıt var. Onları size amacım dinletmek. Şu anda duymuş olduğunuz sesi yaka mikrofonuma taktığım Boya M1'den alıyorsunuz. Bunu OBS üzerinden kayıt ediyorum. Gürültü filtreleri uygulanmış durumda. Artı 10'da kazanç eklemiş durumdayım. Sesi bu şekilde duyuyorsunuz arkadaşlar. Boya M1'in sesini bahsettiğim şekilde OBS Studio üzerinden gürültü bastırma ve gürültü filtresini kullanarak artı 10'da kazanç ekleyerek yaka mikrofonuma takılı şekilde dinliyorsunuz. Şu anda duyduğunuz ses ise masa üstündeki kondenser mikrofon, Trust marka, ucuz, 70-80 liralık bir marka. Trust marka üzerinden bildiğimiz dandik USB kartlarından anakartın ses kartına bağlı şekilde dinliyorsunuz. Gene bu OBS üzerinden kayıt edilmiş şekilde arkadaşlar. Boya'nın mikrofonuna uyguladığım, OBS'de uyguladığım filtrelerin aynısı kondenser mikrofonunun filtrelerinden uygulanmış şekilde dinliyorsunuz. Bunun kaydı da OBS üzerinden arkadaşlar. Şu anda dinlediğiniz ses ise arkadaşlar, Adobe'un Edition programı üzerinden kayıt ettiğim gene Boya'nın M1 mikrofonu, M1 A1 diye yanılmıyorsam onu açıklamalara yazarım. Adobe Edition üzerinden kayıt olan sesi dinliyorsunuz. Hiçbir müdahale olmadan dinliyorsunuz arkadaşlar. Olduğu gibi orijinal kayıt. Dip gürültüler varsa da, ki var, onu duyuyorsunuz. Şu andan itibaren de arkadaşlar, Boya M1 mikrofonun Adobe Edition üzerinden gürültü filtrelerini uygulayarak kullandığım şekilde dinliyorsunuz. Bundan bir önceki gene Boya M1'i Adobe Edition üzerinden kayıt ettiğim gibi hiçbir müdahale etmeden dinlemiştiniz. Şimdi ise dinlediğiniz ses müdahaleli sestir. Aradaki farkı duyuyorsunuz yanılmıyorsam. Şimdi arkadaşlar, bu üç mikrofonun arasında en ucuzu diye bir şey var tabii ki. Boya'nın fiyatından kondenser, vatan bilgisayarı satılan o bildiğimiz ucuz işte marka Trust gibi, daha değişik markalar var, Sinope gibi. Ufak yani 100 liralık, 200 liralık mikrofonlar var. Daha doğrusu 70-90, 110 liraya falan da var. Aradaki farkı siz görün arkadaşlar. Ben bunları çok defalarca test ettim. Böyle bir video yoktu. Çekinmedim. Böyle keyfe keder diyebileceğim sonuçlar aldım ben. Bana göre hepsi aynı. Fakat masaüstü olan bilgisayarın masaüstünde kullandığı Trust'ın condenser dediğimiz mikrofonu biraz daha iyi. Buna Phantom Power falan bağlı değil. Sadece ses kartından, dik ses kartına bağlı. Size hiç müdahale etmeden olan sesini bunu dinlettirmedim. Bunu ben OBS üzerinden gürültü filtresi ekleyerek bunu ben size sundum. Fakat ben şimdi size condenser mikrofonu tam halinde, yani kayıttaki halinde dinleteyim. Üzerine bir de Adobe Edition'da müdahale edilmiş halini dinlettireyim. Onun için Adobe'u açayım. Şu anda ise arkadaşlar, Trust'ın kondenser mikrofonundan kayıt yapıyorum. Hiçbir müdahale olmadan yapıyorum. Mikrofon bana 50 santim uzaklıkta arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Hiçbir şey kalmasın, kuşku kalmasın kafalarda. Şurada gördüğünüz mikrofon arkadaşlar. Şu mikrofon. Bundan kayıt yapıyorum şu anda. Adobe Edition'la hiçbir şey yok, müdahale yok. Birazdan da size onun müdahale olmuş halini gösterebilirim. Kendimizi de ayarlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, dinlediğiniz ses, şu anda dinlediğiniz ses az önce
tam olarak kayıt sırasında aldığım Trust mikrofonun Adobe Edition'dan kaydettiğim sesiydi. Şu anda dinlediğiniz ses 1, 2, 3. Artık Trust'ın kondensör mikrofonunu Adobe Edition'dan kayıttan sonra müdahale edilmiş şekilde dinliyorsunuz arkadaşlar. Size ne yaptım bu videoda? Trust mikrofonunun Adobe Edition'da kayıt halini ve müdahaleli halini dinlettim. Ayrıca Boya M1'in OBS Studio ile kayıt halini dinlettim. Gürültü filtreleri kazanç eklenmiş şekilde. Yine size Trust mikrofonunun onu yaptık mı? Yine size Trust mikrofonun kayıt halini OBS Studio ile kayıt halini dinletmiş oldum. Kararları siz verin arkadaşlar. Bana soracak olursanız hepsi aynı. Kalite olarak aynı, yakın. Trust'ın mikrofonu biraz daha ağır basıyor. Fiyat farkı daha ucuz Boya'ya göre. Ama taşınma özelliği olmadığı için. Ha, canlı yayın sırasında Twitch veya YouTube canlı yayınları sırasında hangisini tercih edersiniz? Hangisi kolayınıza gelir? Tabii bu sizin seçiminize bağlı. Bana kalırsa masaüstü de kullanmanız daha avantajlı canlı yayın sırasında. Uzaktan konuştuğunuz zaman yaka mikrofonuna göre daha az kazanç ekliyorsunuz. Bu sizin için avantaj olur. Fazla kazançta patlamalar sebep oluyor. Ben Boya'yı yakaya taktığım halde artı 10 kazanç ekliyorum. Aynı Trust'ın masa üstünde kullandığım kondensör mikrofonunun aynı sesi veriyor ki bana kondensör mikrofon 50 santim uzakta şu anda. Öyle konuşuyorum. Demin size gösterdiğim yerini. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu hakkında Adobe Edition'ın gürültü filtreleri hakkında kanalda bir video daha var. İzlerseniz, beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Hepiniz mutlu ve esen kalın arkadaşlar. Sevgilerimle geçmiş bayramınızı da kutluyorum. Hoşça kalın.